Almanya'da mühendisler ne kadar kazanıyor? Elektronik mühendisi, elektrik mühendisi, çevre mühendisi, petrol mühendisi, yapı mühendisi. Aklınıza gelebilecek tüm mühendislikler bu videoda. Herkese merhaba, ben Sert Açay. Beni tanımayanlar için kendimi kısacık tanıtmak istiyorum. Almanya'ya göç ve Almanya'da yaşam hikayelerimi anlattığım videolar çekiyorum. Bunun yarısına Almanya'da yaşam masrafları ne kadar, Almanya'da maaşlar ne kadar, Almanya'da geçim derdi nasıl, Almanya'ya geldiğimizde pişman mıyız değil miyiz gibi bir sürü içerik üretmeye çalışıyorum. Bugünün konusu da Almanya'da mühendis maaşları. Kanalımı takip edenler farkındadırlar ki ben aslında Almanya'da mühendis maaşları diye bir video çektim. Fakat o videoda tüm mühendisleri kapsayamadım. O videonun altında bir sürü arkadaşımız yorum yapmıştı. Abi şu mühendisi de şu mühendisi de anlatır mısın diye. İşte bu videoda da ben geri kalan mühendisleri anlatmaya başlayacağım. Eğer bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, makine mühendisi, inşaat mühendisi, endüstri mühendisi maaşlarını öğrenmek istiyorsanız bir önceki videoya gidin. Orada bu detayları bulacaksınız. Eğer diğer mühendislikleri merak ediyorsanız bu videoda kalıp mühendisleri ne kadar kazandığını öğrenebilirsiniz. Bu arada sizin de merak ettiğiniz farklı meslek grupları varsa videonun altına yazın. Ben onları araştırıp sizlere video içeriği hazırlayayım. Yine videomuzun içerisinde onların ne kadar kazandığını anlatayım. Almanya'ya ben de gelmek istiyorum. Nasıl gelebilirim? Almanya'da eşyalar ne kadar ki? Türkiye'de eşyalar daha mı ucuzdu? Eşyalarla mı taşıralım yoksa Almanya'dan yeniden eşya mı alalım? Almanya'ya gelmemeniz için 10 sebepten bahsedeceğim. Almanya'dan nasıl iş buldum? Almanya'da maaşlar ne kadar? Asgari ücret ne kadar? Maaş detaylarına geçmeden önce iki tane kritik bilgi paylaşmak istiyorum. Benim vereceğim maaşlar yıllık brüt maaşlar olacak. Almanya'da her zaman yıllık brüt maaşlar konuşulur. Çünkü net maaş kişinin nasıl bir kişi olduğuna göre değişiyor. Evli misiniz, çocuklu musunuz, bekar mısınız ya da hangi eyalette yaşıyorsunuz? Ödeyeceğiniz vergi değişeceği için insanlar temelde teklifi alırken, kontratı imzalarken brüt maaş konuşuyor. Aşağıda bıraktığım linkten siz brüt maaşınızı net maaşa nasıl çevireceğinizi görebilirsiniz. Oraya brüt maaşı girerseniz o size sizin durumunuza göre, vergi sınıfınıza göre elinize ne kadar para geçeceğini hesaplıyor. Çok kabaca ama gerçekten kabaca şunu söyleyebilirim ki ortalama bir şekilde bir kişinin eline net maaş olarak brüt maaşın %60'ı geçiyor. Detaylı bir şekilde çeşitli mühendisliklerin ne kadar kazandığına geçmeden önce şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Yeni mezun bir mühendis Almanya'da yaklaşık 44 bin euro kazanıyor. Yüksek lisans mezunu bir yeni mezunu ise mühendis olarak Almanya'da 48 bin euro civarında kazanıyor. Bunlar yeni mezun maaşları. Tabii yaptığınız mesleğe, eyalete göre bu maaşlar değişkenlik gösterebiliyor. Bunlar benim söylediklerim ortalamalar. Şimdi bilgisayarımı çekeyim ve ekrandan size teker teker LinkedIn.com üzerinden salary kısmında buradaki maaşların ne kadar olduğunu göstereyim. İlk inceleyeceğimiz mühendislik elektrik mühendisliği. 265 kişi maaş bildirmiş LinkedIn'e ve bildirilen maaşlar istatistik olarak hesaplandığında 53.700 euro'luk ortalama maaş söyleyebiliriz elektrik mühendisi için. Elektrik mühendisi için şu anda mevcutta gördüğünüz gibi 3152 iş ilanı var. Almanya'da elektrik mühendisleri için 3152 iş ilanı var. Bayağı popüler mesleklerden bir tanesi. Gelelim elektronik mühendisliğine. Elektrik mühendisi ile elektronik mühendisliği burada aslında çok yakın işler. Ben yine de elektronik mühendisliğine ayrıca bakmak istedim. Gördüğünüz gibi yine ortalama maaş çok yakın. 54.000 euro. Tabi burada bildirilen maaş sayısı biraz daha az. 93 kişi maaş bildirmiş. Maaş aralığı da 40.000 euro ile 80.000 euro arasında geziyor. Bakalım kaç iş ilanı var? Burada da 678 iş ilanı var LinkedIn.com üzerinde. Gelelim çevre mühendisliğine. Çevre mühendisliğinin verisi biraz az. 32 kişi maaş bildirisinde bulunmuş. Ortalama maaş 47.000 euro. Bakalım kaç iş ilanı var çevre mühendisliği ile ilgili? LinkedIn.com üzerinde çevre mühendisliğinde 189 tane iş ilanı var Almanya'da. Üretim mühendisine geldiğimizde Almanya'da 72 kişi şu ana kadar maaş bildiriminde bulunmuş. Ortalama maaş 55.000 euro. Bütün bonuslarla beraber 57.000 euroya çıkıyormuş yıllık brüt maaş. Bildirilen maaşlar 37.300 ile 76.300 arasında geziyormuş.
Almanya'da üretim mühendisliği iş ilanlarına baktığımızda LinkedIn.com üzerinde 1346 tane sonuç bulabiliyoruz. Gelelim herkesin merak ettiği popüler mühendislerden bir tanesi olan otomotiv mühendisliği. LinkedIn.com üzerinde 35 kişinin bildirdiği maaşlara göre ortalama maaş 61 bin euro. Otomotiv mühendisliği çok spesifik bir mühendislik olduğu için bu maaşın biraz daha ortaya doğru sıkıştığını görüyoruz. LinkedIn.com üzerinde 807 tane de iş ilanı var. Bir otomotiv mühendisinin Almanya'da bulabileceği iş olarak baktığımızda 807 tane iş ilanı otomotiv engineer kısmına denk geliyor. Mining engineer salary'e baktığımızda, yani maden mühendisleri maaşları ortalamada 79.804 euroymuş. Ben LinkedIn.com üzerinde yeterli bilgi bulamadığım için Economic Research Institute'un paylaştığı bilgileri kullandım burada. Burada da ortalamada gördüğünüz gibi 79.804 euro. Maden mühendisleri ortalamada diğer mühendisliklere göre biraz daha fazla kazanıyor gibi gözüküyor. Gelelim jeoloji mühendislerine ya da jeolojist maaşlarına. O da yaklaşık 45 bin euro yıllık. Malzeme mühendisleri Almanya'da 26 kişi şu ana kadar bildirde bulunmuş. 60 bin 400 euro maaş kazanıyor. İş ilanlarına baktığımızda böyle bir ünvana sahip olan kişi 2987 tane iş ilanına başvurabilir. Herkesin merak ettiği diğer mühendislerden bir tanesi olan mekatronik mühendisliği. 132 kişi şu ana kadar bildirde bulunmuş. Genelde burada aylık bir bildirim yapılmış. 3120 gibi gözüküyor. Yıllık da 38500 gibi bir ortalama maaş var. Yapı mühendisliğini sormuştunuz. Yapı mühendisleri ortalamada Almanya'da brüt yıllık olarak 46300 euro maaş kazanıyor. Gördüğünüz gibi maaşlar 33500 ile 60000 euro arasında geziyor. Şimdi şunu söyleyebilirim ki LinkedIn.com biraz daha beyaz yakalı, plaza çalışanların iş bulabileceği yerler. O yüzden mühendislerin iş bulabileceği özel bir, spesifik bir site paylaşmak istiyor. Bu sitede tamamen mühendislere yönelik iş ilanları var. İşte sizin için elinden geldiğince Almanya'da mühendislerin ne kadar maaş kazandığını derleyip toplayıp anlatmaya çalıştım. Sizin de merak ettiğiniz, yine bu videonun içerisinde yer almayan başka mühendislikler varsa yorumlara yazın. Onları da bir sonraki bölümde inceleyelim. Bu arada sadece mühendislikler değil, bildiğiniz gibi sağlık çalışanları için de bir video hazırlamıştım. Burada linkini bırakıyorum. Eğer doktor, hemşire, hasta bakıcı ya da diş hekimi ya da veterinerlik gibi sağlık konusunda uzman olan kişilerin ne kadar maaş kazandığını öğrenmek istiyorsanız o videoyu inceleyebilirsiniz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.